Yarasa gübresinin faydalarını saymak mümkün değil. O kadar çok faydası var ki toprağa azot, fosfor, potasyum, organik fosfor oranını artırıyor. Normal olarak mineral halinde bulunan topraktaki bu mineraller organik olmadığı için bitki onu değerlendiremiyor. Bazı bakteriler, mesela azot bakterileri, havanın içerisindeki azotu bitkinin emebilecek, onu değerlendirebilecek, alabilecek, absorbe edebilecek hale getiriyor. Azot bakterileri bitki için çalışıyor. Bitkinin kökünde, bitkiyle birlikte çalışıyor. Organik maddeleri yükseltiyor. Toprak eğer ki, şimdi mesela ne yapıyoruz? Kimyasal ilaçla toprağı ilaçlıyoruz. Bir sürü kimyasal gübre var. Bunların hepsi toprağı kireçlendiriyor. Toprağın kalitesini düşürüyor. Toprağı yavaş yavaş kimyasal gübreler öldürüyor. Ne oluyor? Kireçleniyor. Verimsiz hale geliyor. Kuruyor. Toprak bir, havalandırmak gerekir. İki, nemli tutmak gerekir. Toprağa çok suyun altında bulundurursanız da bitki ölür. Sürekli suyun altında. Toprak havasız kalırsa da nem oranı düşerse toprak yine ölür. Toprak canlı olmalıdır. Toprağı canlı kılan nedir? Bir, hava, iki, su. Bunun da dengeli olması gerekir. Bunu sağlayan nedir? İşte bu yarasa gübresinin içerisindeki milyarlarca bakteri. Milyarlarca. Bu bakteriler toprağı işliyor, canlı hale getiriyor. Bir çay kaşığı toprakta 100 milyon bakteri var. Bir çorba kaşığı toprakta milyarlarca bakteri var. Bunu siz yarasa gübresiyle takviye ettiğinizde bitki topraktaki vitamini, minerali daha yüksek oranda alıyor, değerlendiriyor. Karbonun, demir, fosfor gibi mineralleri değerlendirebiliyor. Çünkü buradaki faydalı bakteriler bunu işleyerek organik hale dönüştürüyor. Yani mineral haldeki işlenmesi mümkün olmayan anorganikleri organik hale getiriyor. Bitki bunu işleyebilir hale geliyor. Yani bakteri olmadan bitki kurudur toprak, ölü gibidir, bir şey yaramaz, hiçbir onu değerlendiremez. Bitki eğer ki topraktan ihtiyacı olan şeyleri alabiliyorsa bu bakteri, mikroorganizma sayesinde. Yani biz topraktaki mikroorganizmayı kimyasal gübrelerle öldüreceğimize organik gübreyle canlandırmamız gerekir. 1945'lerde DDT çıktı. Efendim DDT serptiler. Doğadaki canlıyı öldürdüler. Mikroorganizmaları, böcekleri öldürdü DDT. Herpesit, pestisit vesaire bir sürü kimyasal ilaç kullandılar tarımda. Toprak ölmeye başladı. Canlı ölmeye başladı. 1960'larda yani DDT çıktıktan 15 yıl sonra Antarktika'da yaşayan penguenler üzerinde araştırma yapıyorlar. Penguenlerde DDT tespit ettiler. Şimdi diyor ki vatandaş, ben tarlama atayım. Ne olacak ki? Suyla akar gider. Nereye gidiyor? Siz bugün mesela İstanbul'un herhangi bir semtinde toprağa attığınız herhangi bir kimyasal birkaç yıl sonra bütün dünyayı yayılıyor. Veya Amerika'da veya Çin'de atılan herhangi bir kimyasal sularla bütün dünyayı dolaşıyor. Bu şuna benzer. Bir su damlası, bir damla ilaç damlattınız parmağınıza herhangi bir kimyasal veya şampuan veya sabun. Bunun içindeki madde, şampuanı, sabunu, şunu, herhangi bir şeyin içindeki sıvı 26 saniyede vücudumuzu dolaşıyor. Yani vücudun her yerine ulaşabiliyor. Analizler ortaya çıkıyor. 26 saniyede. Toprağa atılan kimyasallar da 3 ay, 5 ay sonra denizlerle bütün dünyayı dolaşıyor. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Ben 10-11 yaşlarındayken köyde mesela vatandaş yastı namazından çıktı. Evine gidecek.
Evde yiyecek bir şeysi yok, değil mi? İnsanlar balığı sevmez eskiden. Şimdi moda oldu. Evde yiyecek bir şeysi yoksa ne yapıyordu vatandaş? Irmağın kenarında, ırmağa girmeden, elleriyle taşların dibinden böyle bir kova balık toplar giderdi. Yani kovalarla balık topluyordu insanlar. Yani suya girmeden, elleriyle böyle taşların kovalarından, dibinlerinden. Şimdi köyün ırmağına ağ germişler. Hamsi büyüklüğünde balık yok. Neden yok? Çünkü topraklara atılan herpesit, pestisit, DDT vesaire bu kimyasal gübreler, ilaçlar ne yaptı? Toprağı öldürdü. Bir çay kaşığı toprakta 100 milyon mikroorganizma var iken bugün neye düştü? Faydalıları azaldı, zararlıları çoğaldı. Toprak öldü. O mikroorganizma, böcekler neyle besleniyor? Mikroorganizma. Balık neyle besleniyor? Böcekle. Bu zinciri ne yaptık biz? Öldürdük. Toprakta şimdi mesela köylü vatandaş yılanı öldürdü. Ne oldu? Şimdi tarlalara fare dadandı. Fareden kurtulamıyor. Tahılı. Rengi bozuldu. Tabii sistemi bozdu kendi elimizde. Yılan tehlikeli, yılan zehirli. Fareyi öldürdün ne oldu? Şey, yılanı her taraf fare kapladı. Şahini avladın, atmacayı avladın ne oldu? Her taraf fare kapladı. Yani kendi eliyle insanlar kendi ayağına ne yapıyor? Ateşi düşür, kendi kendine vuruyor.